İyi akşamlar. Ben Gökmen Karadağ. Açıkça hoş geldiniz sayın seyirciler. E, dop dolu bir program. Özel dosyalarla, özel bağlantılarla, özel konuklarla geçecek bir 4 saatlik dilime hoş geldiniz. En son Pazar akşamı ben karşınızdaydım ve ne geceydi? Ne geceydi? Aman Allahım. E, Berat Albayrak istifa etti mi? Etmedi mi? Yani bırakın. Konuyu şey yapmayı, işlemeyi göremedi bile medyanın büyük kısmı. E, Halk TV ekranlarında ve diğer işte KRT'de de, Tele1'de de, Özgür Medya'da da. E, ama e, Rütük üyesinin bir açıklaması vardı. 1700 kanal içerisinde sadece... 5 ee, kanal 6 kanalı görebildi. Hakikaten bu çok enteresan bir şeydi. Ve hala yanıtlanmamış soru işaretleri var sayın seyirciler. Yani Berat Albayrak hadisesi tarihe nasıl geçecek? Ee, hala yanıtlanmayan hangi soruların peşinde olmalı kamuoyu? Bu akşam açıkça da bunları konuşacağız. Programımızın ikinci diliminde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden çekip Mosturoğlu bizimle birlikte olacak. Bakın diyeceksiniz ki yahu ne alakası var? Berat Albayrak'la başlayan bir gündem ne olacak da ikinci dilimde Şekip Mosturoğlu'na evrilecek? E onu da lütfen bizden ayrılmayın, takip edin. E bu sorunun yanıtını göreceksiniz. Programımızın üçüncü diliminde bu kez e bu işte e, kozmik odanın hani o Bülent Arınca suikast hazırlığı efendim gerekçesiyle ya da artık ortaya çıktı ki bahanesiyle çünkü kumpas olduğu ortaya çıktı. İşte Kozmik Oda'nın albayı burada olacak. Kozmik Oda kumpası Türkiye'ye tam olarak neye mal oldu konuşacağız. Müyesser Yıldız tahliye edildi. i̇yi de e, Müyesser Yıldız olsun, efendim işte burada Barış Pehlivan olsun, Barış Terkoğlu olsun. Bu isimler neden? Devir değişiyor, devran değişiyor, de bir içeri giriyorlar. Nedir bu işin hukuki ve siyasi yanı bunları ele alacağız. Programımızın sonunda da Timur Selçuk'u anacağız. Ee, sayın seyirciler bir aydın ahlakını onun özelinde e, gerçekleşen aydın ahlakını ele alacağız. Evet hemen konuklarımı size takdim ediyorum. Efendim hukukçu Profesör Doktor Ersan Şen bizimle birlikte. Ersan hocam hoş geldiniz. Ee, perşembeleri Şimdi ee, dönüşümlü olarak e, siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz'la ve hukukçu Tuğba Torun'la birlikte oluyorduk. Seren Hanım e, bu akşam e, yine e, bizimle. E, ama perşembeleri artık sayın seyirciler e, bizi düzenli izleyenler lütfen e, not etsinler. E, gazeteci yazar, sözcü yazarı Aytunç Erkin de bizimle birlikte. Aytunç Erkin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Beylivan bizimle birlikte. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk ele alacağımız konu Berat Albayrak. Biz Berat Albayrak hadisesiyle ilgili hala ne biliyoruz? Daha doğrusu hala neyi bilmiyoruz? Aradan geçen günlerde neleri öğrendik? Mesela şunu öğrendik. İstifa fani kullara özgü bir unsurmuş. Daha yüksek mevkilerde artık istifa sözcüğü kullanılmıyor. Sadece görevden af talebi ve bu affın kabul edilmesi, bu talebin kabul edilmesi sözcüğü kullanılıyor. Mesela bu literatüre yeni bir şey kattı. Ama Berat Albayrak'ın istifa mektubundaki at iziyle it izi, hakla batıl, ondan sonra sağlık sorunlarını öne sürmesi ve metnin sonunun sonumuz hayır olsun diye bitmesi gibi daha pek çok unsur sıralayabiliriz. Ama ben sözü bu noktada da Aytunç Erkin'e bırakayım. Ha. Aytunç Erkin ne oldu? Biz neyi yaşadık? Şu an elde ne var? Evet şimdi 8 Kasım akşamı, pazar akşamıydı ee, ve biz... Ben saat 7'ye 10 geçe bir gazeteci arkadaşımdan arkadaşımdan e, telefon aldım. İstifa ettiği söyleniyor dediler. E, ve e, ben işte Twitter'ı da kapatıldığı, kapattığını söylediler Sayın Albayrak'ın. E, hemen e, ona yakın isimleri aradığımızda evet e, Instagram sayfasında da böyle bir paylaşım yaptığını ve bunun doğru olduğunu e, öğrendik. Zaten ben sosyal medya hesabımdan e, hemen paylaştım ve şunu yazdım, bu istifa doğru ve geri dönüşü olmayacak diye. Hani şimdi şöyle bir beklenti oluştu. Süleyman Sayın Süleyman Soylu'nun istifası ve geri dönüşü yaşanmıştı, binlerce tweet atıldı, destekler falan. Ee, özellikle iktidara yakın gazeteciler böyle bir geri dönüş bekliyordu. Ama e, bu geri dönüş olmayacağını şuradan aslında e, tahmin etmeliyiz. Şimdi. E, ee, Kral çıplak diyen biri vardı. Eylül ayında. 21 Eylül 2020. Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında çıktı dedi ki FETÖ'nün futbol ayağı, spor ayağı konuşulmadığı şunlar 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 dedi. Ve bir işte e, Turkuaz grubunun adını da anarak da orada bir takım isimleri söyledi. 22 Eylül'de Turkuaz Medya grubu açıklama yaptı. Rıdvan Dilmen özür dilemelidir diye. Fakat biliyoruz ki biz... ...Rıdvan Dilmen de bu iktidarın... ...iktidara yakın bir... ...spor yazarı... E, ...aileyle... ...görüşen... E, ...bir isim. Şimdi... ...ve e, bir... ...esas olarak Ankara'da söylenen şuydu. Bir güven sarsılması var. Hani... Aile içinde tamam birisi kayınpeder, birisi damat vesaire Ama bir de devlet yönetimi var. Bir güvenden bahsediliyor. Ve bu güvenin e, nerede güven sarsılması var? Biz çok ciddi bir şekilde e, 15 Temmuz denilen büyük bir hadise yaşadık. Ve orada e, bir takım kamu kurum, kurumlarında, bürokraside e, yapılanan bir örgüt gördük karşımızda. Bu bir, bir, bir yargı için özellikle en büyük zararlardan biriydi. Şimdi e, bu noktada uzun zamandır dile getirilen bir İstanbul Grubu ve bir e, hayvan ismiyle yürüyen bir e, örgütlenme adı altında bir yalı örgütlenmesi bahsediliyordu hı hı. ve bunun e, iktidar içinde e, ayrı bir iktidar olduğu konuşulmaya Başlanmıştı. Aslında bunu. O hayvanın ismini telaffuz etmek tehlikeli mi hala? Yani... Ee... Pelikan. <gülüyor> <gülüyor> yani her şeyin tarif ettik bari. <laughs> evet pelikan. Ama oyunda pelikan diye bilmem ne. Yani pelikan var. diye bildiriye geldiler sonuçta. Pelikan evet. bildirisi diye çıkmıştı o. Ee, Gelecek Partisi Başkanı Sayın Davutoğlu ile ilgili vesaire yapılmıştı. Hı. O zaman Başbakan. Şimdi oradan ee, bu yana devam eden bir güven sorununun aslında yansıması. Biz program öncesinde de, de Barış'la da konuşuyorduk. Hep beraber sohbetlerimizde de. Şimdi Sadece ekonomi ayağı olarak yürümediğini biz artık görüyoruz bu işin. Adalet Bakanı kaç gündür açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Hukukla ilgili yeni bir düzenleme gelecek deniliyor. Ee, bir tarafta ekonomide yeni e, isimler karşımıza çıkmaya başlıyor. Şimdi e, mesele zaten şu. Hukukla ekonomi beraber yürür. Yani hukukun olmadığı yerde ekonomi, ekonominin olmadığı yerde hukuk. İkisi bir bütün. Zaten bu bütün parçaları. Şimdi burada gözüken Ankara'dakilerin, Ankara'nın verdiği bilgiler veya sohbetlerimizi aldığımız bilgilerden en büyük şeylerden biri de şu. Sayın Erdoğan artık tek başlı bir şekilde yönetmek istiyor kendi iktidarını. Daha önce iki başlı mıydı? Üç, dört hala bence var olan mutlaka yapılar var. Bunu onlar daha iyi biliyorlar. Yani, yani biz, tek adam rejimi ama tek adam e şimdi bakın süreç içerisinde güç devşirerek Evet belli odaklar oluşturan gruplar mı var? E şimdi zaten tek adam görünsü altında baktığınız zaman e, daha farklı yapılar her zaman olur o tek adam içinde. Daha e, aslında e, kolektif bir çalışmanın içinde o yapılar çıkmaz. E, bence Sayın Erdoğan'ın aslında tehlikeyi görüp bir müdahale etmesi gibi gözüküyor. Birincisi bu. Ben öyle görüyorum. Ve e, ikincisi çok ciddi bir şekilde bir güven sorunu var artık. Yani bu güven sorununun yaşanmış olduğu. Mesela dolar meselesinde doları başıboş bırakan bir bakan görüntüsü veriyor. Ne olacak canım diyor. Veya e, çok ciddi bir şekilde yargı üzerinde hakim bir damat isminden bahsediliyor, bir aileden bahsediliyor. Veya hazinenin içinde e, çok ciddi bir şekilde. E, kendi yapısının dışında başka kimseye izin vermeyen, nefes aldırmayan bir isimden bahsediliyor. bunların hepsi sonuçta eee Beştepe'ye ulaşan bilgiler. Şimdi Beştepe'ye ulaşıyorsa bu bilgiler bir yerden sonra da bir de sokağa bakacaksın. Sokaktaki yansımalar neydi? Ya şu damat gitsin. Değil mi? Muhalefet ne yapıyordu? Her grup toplantısında Damadı al görevden, hmm. damat veya damat üzerinden eleştirdiler. Tabii damat. Çok yumuşak, bir karın. Yani yumuşak evet. bir karın var ortada. Şimdi bunların hepsi bir araya geldi, ama bence daha bizim bilmediğimiz, daha çok ciddi tartışmalar olduğunu düşünüyorum ben, daha aile içinde. Çünkü o gece Anadolu Ajansı saat 9'dan itibaren elindeki metni yayınlamadı. Bunu şey Berat Albayran istifa, istifa paylaşımı istifa Anadolu Ajansı'na gönderilmiş bu metin. İddialardan biri diyelim bu. Ama onu yayınlamadı. Bizim olacak zaten var sosyal evet. medyada yani. yani. Yani şimdi sosyal medya Hı -hı. E, kirli bir ortam her şeye rağmen bana göre. Yani Hı -hı. o bu konularda çok ciddi bir şekilde e, üfürmasyon, sallamasyon haberlerinin olduğu yer. Yani. Ama sosyal medyanın öyle bir kirli şeyi var, var. Yani var. Evet. Öyle bir sicili var ama şunu unutmamak lazım Aytunç Bey. Ortaya çıkalı saatler geçmiş ve hala bir yalanlama gelmemişse hiçbir kurumdan, devletin hiçbir kurumundan evet. vesaire şu bu e artık bunu doğru kabul etmek herhalde yanlış bir zaten şöyle de bakın değildir. hacklendi deniliyor ya evet. hemen ilk başta o Hı. söylüyor ya hackleme falan yok görüşüyoruz zaten hacklendiği anda devlet zaten elinde herkesin değil mi yöneticilerin kim hackledi ne oldu hemen açıklama yapılır hackleyen de bulunur. ...istedikleri an. Öyle bir şey yok zaten. Bitti o iş yani. O zaten ben o tweet'i... E ...hemen attım zaten hı hı. dedim. Ya hayır yok dedim. Böyle bir şey. Dönüşü de yok bu işin. Hı hı. Ya çünkü... E, ...açıklama... ...bizim tanıdığımız... E, ...Cumhurbaşkanı'nı öfkelendirecek bir açıklama zaten. Yani... ...son cümlesine bak. Hı hı. Sonumuza işte... Allah sonumuzu hayretsin diyor. E, at izi it izine karışmış. Hak batıl. Yani nasıl... ...şeyler bunlar? Ne oluyor? Şimdi bunların şifrelerini çözeceğiz... Daha neler yaşanacak. Ee, tabii e, bir de ben bugün Cumhuriyet'te Barış Pekert yazısını çok önemsiyorum. Sayın Berat Albayrak'ın oluşturduğu bir yapılanma, bir grup medyada vesaire. Ne olacak şimdi bakalım burada. Peki şunu anlamış olduk mu? Düşünün koca koca medya organları, koca koca gazeteciler. Telaffuz edemediler. Evet. Ya bu bu kadar korkulacak ne vardı burada? Yani Berat Albayrak, sadece Berat Albayrak yani derler ya öyle. Ya bu neymiş? Siz nasıl yorumladınız Barış Bey'ime? Şimdi e, sondan başlayacağım. Hı -hı. Şöyle, e, biz bu açıklamayı nereden duyduk? Instagram'dan duyduk Hı -hı. değil mi? E, hani işin olağan akışı içinde baktığımızda böylesi bir istifa açıklaması aslında illa sosyal medyada yayınlanacaksa fotoğraf yayınlama aracı olan Instagram'da yayınlanmaz. Nerede yayınlanır? Twitter'dan, Twitter'dan yayınlanır. Var. Peki... O gece Twitter hesabı Berat Albayrak neden erişilemez hale geldi? Soru sorayım. Acaba o açıklamanın yayınlanmasını engellemek isteyenler o Twitter hesabını kapattı mı? Yani Berat Albayrak kapatmadı da başkaları mı kapattı? Anlatabiliyor muyum? Ee, dikkat edin, İletişim Başkanlığının saatler saatler sonrasında yaptığı istifaya dair açıklama da bir ince e, dokundurma vardı, etti demiyordu Sosyal medya hesabından böyle bir açıklama yayınladı diyordu hmm. Berat Albayrak için. Şimdi o zaman ben şöyle bir çıkarım yapıyorum. Erdoğan'a rağmen yayınlandı bu açıklama. Twitter belki de engellendi, belki BTK'nın e, dahil, hmm. dahil olmasıyla. Soru soruyorum sadece. Ve Instagram açıkta kaldı ve Instagram'da iş yürüdü gitti. Şimdi. Diyorsunuz ki peki neden hani Berat Albayrak? Bakın kimse şunu sormadı farkında mısınız? Ya ne vardı ki niye istifa etti? Her şey güllük gülistanlıktı. Kimse demedi. Yakınları bile demedi. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Demek ki herkes bir sorunu olduğunu farkındaydı. Çünkü biz de biliyoruz ki tam da Aytunç'un dediği gibi Berat Albayrak sadece Hazine ve Maliye Bakanı değildi. Sadece Hazine ve Maliye ile de ilgilenmiyordu. Berat Albayrak demek Türkiye'nin e, ...gizli başkenti olan İstanbul demekti. İstanbul Yargısı demekti. Türkiye'nin tartıştığı davalar... ...Türkiye'nin dünyada tartışılmasına neden olan davaların... ...perde arkasındaki önemli bir güç demekti. Bakın adını koydu. İstanbul Grubu diye bir kavram var dedi. Nedir İstanbul Grubu? Berat Albayrak'a yakın olduğu iddia edilen isimlerin... ...yargıda kritik noktaları yerleşmesiyle birlikte çok tartışmalı tutuklamalara, çok tartışmalı tahliyelere, çok tartışmalı hukuki kararlara e, imza atması anlamına gelen ve bu oluşumun adına İstanbul grubu denildi. Biz bunu biz ne zaman tartışmaya başladık? Şu zaman tartışmaya başladık. 15 Temmuz'dan sonra tartışmaya başladık. Niye 15 Temmuz'dan sonra tartışmaya başladık? 16 Temmuz'dan itibaren binlerce savcı ve hakim tasfiye edildi mi? Edildi. Peki o savcı ve hakimlerin koltuklarını kimler oturtuldu? Yani liyakat sahibi insanlar mı oturtuldu? Yoksa acaba yine alnı secdeye değiyor diye başka tarikat ya da cemaat mensup bu illiyeti olan insanlar mı oturtuldu? Ve onlarla birlikte acaba Berat Albayrak ya da devlet içinde başka siyasilere yakın isimler mi oturtuldu? Aslında bizim böyle hukukta, adliye sisteminde, yargı sisteminde böyle gruplaşmaları tartışıyorsak Berat Albayrak önemli bir isimdi. Şuraya geleceğim. Bakın ee, biz hala bence e, fotoğrafın çok az kısmını tartışıyoruz. Berat Yani biz ben... hala aslında buzdağının çok ancak çok görünen abi. yüzünü mü küçük konuşabiliyoruz. Küçük. Evet evet hmm. tam çok küçük bir şey söyleyeceğim. Bakın Berat Albayrak istifa etti. Tamam kabul edin görevden, af görevden etti, affedildi evet. diye böyle bir terim e, affın talep etti hmm. diye bir terim e, ortaya sürdüler. Doğru değil tabii ki istifa etti biz de biliyoruz ki Erdoğan'a rağmen belki de istifa etti. Hmm. Şuraya getireceğim lafı. Birçok kişi AKP'nin önemli yöneticileri, bakanları Berat Albayra önce şükran sundular, sonra yeni bakana hayırlı olsun dediler değil mi? Ben baktım mesela iki önemli isim hiçbir tweet atmadı. Kim onlar? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Neden? Onlar atmadı mı? Onlar hiçbir tweet atmadılar bu konuyla ilgili. Neden? Acaba Sayın Varank ve Sayın Turan Bilal Erdoğan'a yakın olduğu iddia eden isimler olduğu için mi? O zaman biz burada şu soruyu mu sormalıyız? Acaba bu istifa ve bu istifanın yansımalarının ee, Erdoğan ailesi içindeki olası çekişmelerin de bir yansıması olabilir mi? Ya da ona acaba bir şekilde e, onların büyümesini yol açacak mı? Yani saraya uzanan bir ihtilafın bir çatlağın bir sarsıntısını mı yaşadı Türkiye pazar akşamı? Ya da o sarsıntının yani e, kesinlikle öyle. Hı. Bununla birlikte istifa yeni bir sarsıntıya da mı yol açtı? Ya da aile içinde e, bu istifa bazı insanları sevindirdi mi? Aile içinde değil sadece, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de çok kişinin sevindiğini ben düşünüyorum Kesinlikle. veya rahatladığını düşünüyorum. Hmm. E, çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan seçimlerin ikinci kez yapılmasını sağlayan İstanbul'daki medya oldu. Ve bunu da e, çok ciddi bir şekilde o medya grubu ısrarla bu seçimin yenilenmesi için uğraştı. Ve 800 bine yakın farkın parti de bu kadar ağır bir yenilgiyi almamıştı. 18 yıldır Tabii. Erdoğan. Peki. Ee, o ama zaman bunu da... aldı. Bu da bakın bir yanlış şey. Evet. İkincisi bir iddiayı daha söyleyeyim sana bırakıyorum orada. İddialardan biri de şu. Yani o medya grubunun. Bu kadar ısrarı olmasaydı belki de Cumhurbaşkanı bu seçimin yenilenmesi yönünde tavır almayacak mıydı? Almayabilirdi çünkü 800 bin çünkü fark geldi ondan sonra. Çünkü o burada hayırlı olsun giderken. dedi. Yaptığı açıklama farklı Hayırlı değildir. olsun dedi evet. zaten. Yani Hı. demokrasidir vesaire Hı. gibi bir şey geldi. Seçim bitti dedi yani aslında. Fakat sonra ne oldu? Hatırlayın manşetleri hatırlayın. Aynı manşetleri atanlar Lütfü Elvan'a hoş geldin dediler mi manşetlerinde açtınız baktınız mı? Birkaç iki gazetede yok. Tütvelvan'ın geldiği gün. Yok birinci sayfalarında yok. Bir bakan sonuçta değişmiş. Yeni bir bakan gelmiş. Her gazetede şu kadar şu kadar da olsa Tütvelvan o işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne yazılıyor. Hayırlı olsun falan filan. Neyse işte veya yolumuza çıktık. Ama yok. Yani demek ki artı Adalet ve Kalkınma Partisi içinde acaba bazı milletvekilleri ee, Sayın Albayrak'ın toplantılarına neden katılmadığı gibi bir soruyu da ben şimdi buradan sorayım. Bugünkü bir açıklamaya dikkat çekmek gerekiyor. Bugün Adalet Bakanı, Sayın Hocam da çok yakından takip etmiştir diye tahmin ediyorum. Çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte tutuklama meselesinin Türkiye'de çok yanlış uygulandığından bahsetti. İşte pardon demenin içerik tutuklunun ömründen zaman kaybetmesine engel olmadığından bahsetti. Bahsetti, bahsetti. Ben bugün bu açıklamanın çok da tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü... Ve lakin biz biliyoruz ki yakın tarihte Abdülhamit Gül'le yani Adalet ile istifa eden Berat Albayrak arasında ciddi bir çekişme vardı. Hatırlar mısınız Adalet Bakanı kalktı dedi ki biz maklubeye kaşık sallayanlardan öğrenecek değiliz dedi. Orada kastetti Turkaz Medya Grubu'ydu yani Albayrak'tı. Şimdi hepsini birlikte topladığımızda Meseleni bu arada Abdullah Gül birkaç kere de görevden alınması için çok uğraşıldı, kulislerde evet. yansımıştı. Ve, ve görevden alınması için en fazla kulis yapanlardan birisi de Berat Albayrak'tı. Da o İstanbul grubu daha kullanabileceği, daha kolay kararlar çıkartabileceği, daha istediği İstanbul'daki tutuklamaların benzerlerini belki de tüm Türkiye'ye yayabileceği bir Adalet Bakanı istiyordu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama neyse ki hala görevde Abdülhamit Gül. Şimdilik bu kadar. Belki. Hocama en son geleceğim. Profesör Doktor Ersan Şen'in yorumunu son olarak alacağım ama önce Seren Hanım'ı da dinlemek istiyorum. Seren Hanım siz bir siyaset bilimci olarak epey bir malzeme çıktı size yani inceleyecek. Ya neler oluyor dedirtecek. Bu nasıl bir ülke? Bu ülke nasıl yönetiliyor dedirdecek, dedirtecek. Ne gibi sonuçlar çıkardınız? Şimdi Aytunç Bey dedi ya şifre çözme meselesi aslında hmm. e, bütün konuşmalarımız bir takım sorular ve o soruların ardındaki sınırlı bilgilerimize dayanarak şifreleri çözmeye çalışmakla e, uğraşmakla geçiyor. Çünkü hmm. Türkiye'de şeffaf bir yönetimden söz edemiyoruz. Hani biz kişileri tartışıyoruz, kişilerin hangi gruplarla, hangi e, bir takım mekanizmalarla, basın organlarıyla Devlet organlarına söz geçirmeye çalıştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla burada kişi kurumlara karşı bir kişilerle ilgili bir çatışma var. Temel olarak buradan dönüyor. İkincisi denge denetleme mekanizmalarının biz aslında olmadığı bir yerde ahbap çavuş ilişkilerine, liyakatin olmadığı yerde ahbap çavuş ilişkilerini konuşuyoruz. Haliyle ortada aslında çözmesi çok kolay olmayan. Ardında kimin ne kadar bilgisi varsa ona göre yorum yapabileceği bir durum var. Ama tüm bu iç politika ile ilgili tartışmalarımızın dışında ben bir şeye daha işaret etmek istiyorum. Bu hafta, geçtiğimiz hafta Amerika'daki seçimler sonucunda Biden yönetiminin olası bir dış ilişkilere, Türkiye ile ilişkilere bakış açısının da ben Türkiye'deki bir takım gelişmelerde etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle Biden yönetiminin dış politikada, Türkiye'ye yaklaşımda hangi konuları ele alacağına baktığımızda Avrupa Birliği ve NATO ile olan Trump'ın gerilimli ilişkilerini bir kere restore edebilecek bir yönetimden söz ediliyor. Henüz o yönetim netleşmedi ama yakın ekibine baktığımızda bunlar var. Bu da Türkiye'nin özellikle gerilen bir takım dış politik ilişkilerini yeniden Biden ekibiyle diyalog halinde yeniden kurması gerektiğine işaret ediyor. Peki Berat Albayrak nerede burada? O da e, damat Trump olarak Trump'ın damadıyla, Trump damadıyla çok yakın ilişkileri Hı -hı. olduğu biliniyor. Bu yakın ilişkilerinin de aslında bir takım kurumların ortadan kalktığı Trump ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki gibi kişilere bağlanan bir e, sistemde, popülist yönetimde e, damatların aslında bu ilişkileri geliştirmede bir etkisi olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. İkincisi e, tüm tabloyu bir şekilde hızlı değiştirebilecek başka bir mekanizma yine ekonomi. Ekonomide çok hızlı bir e, geriye gidiş sürecini yaşadık. Özellikle geç, geçtiğimiz haftalarda haliyle e, hem Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda hem bu ekonomi yönetimindeki değişiklikte aslında biz e, yatırımcılara Doğru sinyaller vermeye çalışıyoruz, güvenilir bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz, hikayesi işlenmeye çalışılıyor. Ee, yani hem dış politika hem ekonomi Türkiye'deki tüm bu tartıştığımız iç politik meselelerin yanında e, önemli bir unsur olarak bence bu tabloda e, yerini buluyor. E, i̇kinci bir nokta da aslında e, çok tartışılan hani istifanın e, yapılış biçimi bence orada şuna da dikkat dikkat çekmek gerekiyor. Mesela Berat Albayrak özellikle hani az evvelki konuşmalarda da belirttik bir günah keçisi gibi yani hem muhalefet liderlerinin hem bütün toplumun nezdinde hem damat olması ve ilişkileri bakımından hem de aynı zamanda ekonominin gidişatından dolayı al bayrak giderse meseleler çözülür hikayesine bağlanıyor haliyle al bayrak belki de hani gitti ve evet işte adalet konusunda bir takım konularda Yubuşamalar yaşandı algısını da yaratabilir. Ama Soylu mu Albayrak mı meselesinde bir takım karşılaştırmalar yapılırken şunu da gördük. Süleyman Soylu her ne kadar eleştirilirse eleştirilsin kendince bir tabana, siyasette bir geçmişe sahip. Ama Albayrak bir takım tepeden inme pozisyonları sebebiyle de toplumdan işte sosyal medyadan e, yankılar bulamadı. E, bu nedenle bu karşılaşmayı da yaptığımızda e, Albayrak'ın aslında çok kolay bir şekilde siyaset sahnesinden e, silinebileceğini belki göreceğiz. Önümüzdeki günlerde Albayrak'tan çok bahsedecek miyiz, bahsetmeyecek miyiz e, bunu göreceğiz. O yüzden e, ben son olarak şunu söylemek yayınımızda e, her türlü dile getirilen iddia ile ilgili e, herhangi bir şekilde söz hakkı düştüğünü düşünen herkes yayınımıza bağlanabilir. Yani Berat Albayrak da bağlanabilir diyeceğim ama bağlanmaz herhalde. Keşke bağlansa da anlatsa bir şeyleri. Nihayetinde kamuoyuna borcu vardır değil mi? Nihayetinde yani böyle gidilir mi Seren Hanım bir sorumlu bakan vesaire? Daha fazla şey açık burada şuna geleceğim yani kesinlikle e, şimdi şifre çözmekten yine şuna bağlıyorum Ben bunları e, ilk gün yani o pazar günü hmm. tüm bunlar olurken ve biz hiçbir medya kurumunda hani birkaç sınırlı medya kurumu dışında bilgi alamıyorken kamu olarak e, şunu sordum yani biz kamu oyu olarak e, bir dizi izler gibi. Adeta sezon finalini bekliyoruz. Ne oldu, ne olacak. İşini iyi yapan gazeteciler burada var zaten. Onlar araştırmalar yapıyorlar, kamuoyunu bizleri bilgilendirmeye çalışıyorlar. Ee, ama bunun dışında kamuoyu doğru bilgi alamıyor ve bir şekilde e, kamuda da e, görev sahibi olan, onlara sorumluluk e, hissetmesi gereken görevliler ise bir takım kısa ve basit mesajlarla kamuoyunu aydınlatmadan Sen terk bir ediyorlar. Tabii, Bakın. Buyurun bilgileri almışlardır söyleyemediler. Yani bizden ondan daha iyi eminiz. bilgi aldıkları kesin o gruplar yani ondan şimdi. Eminiz. Hani hepsini almışlardır. Söyleyemezsin denildi ve söylemediler. Ondan eminiz. Ama Tabii. işte şey şunu demek istiyorum. Yani özgür bir medya olmadığı Tabii. için hı hı. kamuoyu bu bilgileri alamıyor ve doğru bilgilendirmiyor. Dolayısıyla tüm bu çerçevede ben şu soruyu soruyorum bir siyaset bilimci olarak hani adalet ve kalkınma partisi hep güçlü Türkiye söylemiyle kendini var etmeye çalıştı ya hani güçlü bir devlet hesap verebilir devlettir güçlü bir devlet Kamuyu doğru bilgilendirebilen bir devlettir. Bence Berat Albayrak hadisesinde gördüğümüz şey şifre çözmeye çalışan bir kamu, bir dizinin bir sonraki senaryosunu bekleyen bir kamu ve şeffaf olmayan bir devlet görüyoruz. Ama onun ardındaki bütün şeyler de bizim çözmeye çalıştığımız bilgiler ışığında neticeleniyor peki evet. yani bir dizi sezon finali mi yaptı yoksa e, dizi finali mi yaptı bilmiyoruz. Ondan sonra bir sonraki sezon <laughs> ne olacak, ne bitecek evet. bilmiyoruz. Evet. Bu nasıl bir dizi bilmiyoruz. Ama Profesör Doktor Şen'e Şenede şunu soralım. E, sayın hocam siz e, bu e, yaşananları siz de böyle mesela şifre çözme şeklinde bir takım girişimlere kaptırdınız mı düşünsel akışınızı? Ondan sonra siz böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir şey hayal edebilir miydiniz? Nedir bu yaşadığımız? Şimdi tabii arkadaşlar kıymetli değerlendirmeler kendi açılarından yaptı. Ben hukuki açıdan en azından ilk değerlendirmemi yapmak istiyorum. Bir defa yeni yönetim sisteminin en önemli özelliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların parlamenter sistemden farklı olarak memur kavramını yani cumhurbaşkanına bağlı onun adına hareket eden işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bunları sekreter olarak değerlendiriyorlar. Bu şekilde e, sıfatlandırabiliriz. Bu açıdan e, anayasanın 106. maddesinin 4. fıkrasında bakanların atanması ve alınması usulü vardır. Hatta Merkez Bankası başkanının alınması biçimi de eleştirilmiştir. Ancak yeni yönetim sistemi tabii beraberinde bazı kaydeleri getirmiş. O üçlü kararname, ikili kararname yok. Daha fazla bu tür ayrıntıdan biliyorsunuz yeni yönetim sisteminin en önemli kendisine göre savunduğu argüman efendim işte o üzerimizdeki hantallığı atacağız. Çok daha hızlı, hızlı karar yürüyeceğiz. Tabii bu, bunun beraberinde getirdiği hataları göz ardı etmek suretiyle bu söylendi. Şimdi bu 106. maddede istifanın olmadığı. Efendim işte bu istifanın biraz öncesinde söylediğiniz görevden çıkarılma talebi o. Yani görevden affı istemek demek. Türk Dil Kurumu'nda af kavramına bakarsanız birincisi kusurdan suçtan af, diğeri de görevden affedilme. Yani görevden çıkarılma bir anlamda. Ee, Yazılan istifa yazısına bakıldığında bu bir tipik istifa yazısı esasında. Hayır, hayır. Şimdi görevden sanacağım. siz çıkarılma... 6. madde dediniz. Yani orada görevden aktif bir metin mi var? Hayır, yani? hayır. Yok, yok. Or orada sadece olan görevlendirme, atama Atan ve alınma var. Şimdi bu görevden çıkarılma talebi demek, e, kişinin orada e, ben artık buna devam edemiyorum ki, <laughs> öyle yorumlanmasına sebebiyet veren de o. Metnin bütününde istifa ettim kavramı yok. Biz ilk paragraftan itibaren sonuna kadar bir silsile içinde bu şahıs yani bakan istifa etmiştir diyoruz. Şimdi istifayı kabul etmeme gibi bir hukuki yöntem de yok. Yani siz belki rica edersiniz, söylersiniz, empoze edersiniz, baskı uygularsınız ama istifa iradesini ortaya koymuş bir kişiyi zorla vazgeçiremezsiniz. Bunun bir yolu var. O da olağanüstü hal dönemlerinde bazen sağlık personeli hakkında da tatbik ediliyor. E, dersiniz ki istifa kabul edilmeyecek. Bunun dayanağı anayasada şudur, kanunda budur. Dolayısıyla önce şunu yerli yerine koyalım. E, sayın Bakan, Eski Bakan istifa etmiştir. Bu istifası kabule bağlı değildir. E, bahse konu e, sen Cumhurbaşkanı tarafından görevden çıkarılma yani af talebi biçiminde değerlendirilmiş olabilir. O kendi takdir ve değerlendirmesidir. Ancak gördüğümüz kadarıyla iç içte. Ama işte, edilen iç, işte, her işte, dilin bir yan anlamı vardır Ersan Hocam. Şöyle söyleyeyim. Orada istifa yerine şimdi, görevden af talebi ve bu talep kabul şimdi, edildi denilerek ne denemek istiyor? Yani şöyle, çok yüce mevkiler mi kastediliyor? Ne deniliyor e, yani? Ben şöyle bir sonuç çıkarayım. Onu Hı -hı. E, tabii okuduğumdan, e, okuduklarımdan söylüyorum. İşte kimisi diyor ki esasında böyle bir niyeti yoktu. E, kamuoyuna yansıtabilseydi, destek alabilseydi. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istedi. Cumhurbaşkanlığın hayır öyle... Bir tasarruf olur mu? Sen bizden siz beraberiz. Anca beraber kanca beraber biçimde gitmesinin kendisine böyle söyleneceğini beklediği ifade ediyor. Bunların hepsi niyet okuyucu. Ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminde de burası önemlidir. Twitter'la gelme, Instagram'la gitme gibi bir usul yok Tamam böyle bir şey yok. Yani bir defa herkes bu konuda aklını başına alsın. Bitirdim, yani şu şey söyleniyor. Geçen gün bir yayına ittim. da yok yayına da katıldım efendim diyor. Bu çağ sosyal medya, artık internet çağındayız. Dijital İnsanlar çağındayız e şimdi yok sandviye. Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, elbette gelenekleri, görenekleri vardır. Siz devlet katında hizmet ettiğinizde o hizmetin biçimi, şekli, tanımlaması, nasıl geleceğiniz, nasıl gideceğiniz belirlenmiştir. Yani dünyanın hiçbir yerinde Instagram denilen fotoğraf paylaşılan efendim bir takım... Renklandırıp e, paylaşılan bir yani? E, küçümsediğim için söylemiyorum. Tabii. Ama bir resmi yöntem değildir o. Yani e, Sayın Başkan Trump'ın öyle söyleyelim hala Amerikan başkan olduğu için e, o füze atar gibi tweet atmasına benzemez bu. Onun yaptığı bu e, davranış biçimi doğru da değildir. Ama kendisi böyle bir yöntem izlemiştir. Paylaşmıştır. Yani oradan insanları görevden uzaklaştırmıştır. Doğrudur. Aldım demiştir. Efendim işte azlettim demiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yöntem esasında demek ki şöyle niyet okuyucunu zorla yaptıracaksınız bana. Esasında böyle bir niyeti yok. Ee, ben bunu buraya koyarım. Başka türlü ben bunu iletemedim. Kamuoyu desteği veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmek mümkün olmadı. Çünkü söylenenler şu ben de e, takip ettim. Bunlar tabii yazılıp söylenenler. E, basında yer veremediği, yer aldıramadığı, engellendiği Twitter'ı kullanamadı, etmedi. Ben şimdi onları yapan hukukçu somut delillerle konuşur. Bir gerçek var. Bu bir istifadır. Yoksa görevden af talebi biçiminde değerlendirme ancak o Sayın Cumhurbaşkanının kendi takdir değerlendirmesi olur. Hı hı. yoksa istifanın efendim işte kabule bağlı veya ben istifanı kabul etmiyorum biçiminde belki öyle siz ricada bulunabilirsiniz. Hı hı. İkna etmeye çalışabilirsiniz. Bu gerçekleşmez. Ama bir hususu tespit etmek gerekir ki Yeni yönetim sisteminde, parlamenter sistemde de geçmişte bu tür koalisyonlarda yaşanmışlıklar vardır. Tabii o dönemde Twitter yoktu, Instagram yoktu da bu tür çekişmeler olurdu. Beyaz kağıtlara imzalar alınırdı, Sayın Rahmetli Özal'ın böyle e, imzalar aldığı söyleniyordu. Bir anda istifa işleme koyulurdu. Bunlar parlamenter sistemde de Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ben şöyle söyleyeyim size. Ee, Cumhurbaşkanı seçiminde Bir dönem 1980 öncesinde Nelerin yazıldığı o kağıtları Şimdi bunların anlarını burada tazeleyecek değiliz Bunlar değil ama sıkıntı şu Yeni yönetim sistemi kendisine gösteriyor ki Tam manasıyla oturamamış Öyle gösteriyor kendisini Biz ama şunu bilmek durumundayız ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili Şu açıklama yapıldı Buradaki yanlışı da söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bu tasarrufundadır Biz karışamayız eğer karışamayacağınızı meclis mebuslar olarak, meclis üyeleri olarak söylerseniz o e, sosyal medya üzerinden tweet'lerle de destekleme veya karşı durma biçiminde paylaşımlarınızda isabetli olmaz. Bir. İkincisi bakanlar ve cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde millete yemin ederler. Nereye? Halkın temsilcilerine, dolayısıyla millete. Millete yemin ettiğiniz yerde elbette bu hesap sadece cumhurbaşkanına verilmez. Esas itibariyle millete vermeniz gerekiyor. Tamam. Siz AK Milletin, Parti sözcüsü'nün e, yani neticede e, o günkü rekan mıydı? Bak, mi? Bir başka toplantı sırasında bir diğer rusluk daha söyleyeyim. Evet. Bir diğer yani bu konuda doğru dürüst bir diğer rusluk daha şeyi bunun sadece evet. cumhurbaşkanının takdirinde Şimdi, olduğunu belirtmekle yetinmez. Olmaz, olmaz. eleştiriyorsunuz ne Takdirindedir elbette. Hı -hı. Ancak bu takdiri bir keyfilik biçimde değerlendiremezsiniz. Hı. Olayısıyla e, bu, bu da bunlar hepsi münakaşalı meseleler. Ancak yeni yönetim sisteminin getirdiği en önemli arızayı böylece tespit ediyoruz. Şimdi e, bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı biz hemen her yerde tartışmaların içinde görebiliyoruz. Belediye seçimlerinde, belediye başkanlarıyla görüşmelerinde, Bunların hepsi e, maalesef e, yeni yönetim sisteminde iki şapkanın devam etmesinden kaynaklanmakta. Siyasi partinin genel başkanı olması, onun dışında Cumhurbaşkanı olması, ancak bu kimliği, hangi kimliği tercih ettiğini somut olaylarla karşılaştığımızda tam manasıyla anlayamamamız. O tarafsızlık yemini üzerindeki o devam anayasaya uygunluk. Bak bir şey söyleyeceğim size. Türkiye Cumhuriyeti anayasal değil, anayasal bir devlettir. Bu önemlidir. Yani kişiler üzerinden, mesela biz şimdi kişileri tartışıyoruz. En tartışma hususu şu burada, onu da ifade etmek istiyorum. Elbette istifa eden bakanın kimliği önemli. Aileden birisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı. Çok önemli elbette. Bu yüzden mi medya yani konuşamadı? Bak, yani bak konuşamadı konuşmasını demiyorum. Bir özellik var orada. Fikircisi soruyorum hayır. Hayır, hayır. Bu yüzden mi medya ben bir konuşamadı? Bir, yani o basının konuşamamasını değişik sebeplere bağlıyorlar. Birkaçını ben söyleyeyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın engellediği. Birincisi söylenen. Basına yansıyamadı. İkincisi söylenen burada. O da şu deniliyor ki kardeşim ne söyleyeceklerini bilemediler çünkü basında öyle bir etki var ki öyle bir kontrol mekanizması işliyor ki biz nasıl tepki vereceğiz elbette halkın haber verme alma hakkı adına gazetecilerin de basının mensuplarına buna sahip olması adına böyle bir meselenin ilk andan ilk dakikadan itibaren konuşulabilir tartışılabilir olması lazım şöyle empati yapın şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin çok önemli mevkide olan bir insanı, bir yönet yöneticisi Instagram'dan veya Twitter'dan bu benzeri açıklamalarla, zehir zemberek sözlerle Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiren veya ona ucu gidebilecek paylaşımla istifa etse, ben size şöyle söyleyeyim, tek kelimeyle yer yerinden oynardı. Niye? Çünkü basının Baktığınız zaman bu ikili çifte standart tarzını mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden henüz kopmayıp da muhalif olan kimliklerin her söylediği sözlere aşırı ehemmiyet verdiklerini bu madem ki bu taşıdıklarını görüyoruz. Ki bu bu açıdan örneğin, baktığınızda tamam. elbette buna bir Haber değeri, yüksek haber değeri olmasın değer. şu kamu menfaatini ya basın, yani. Basının Tabii. sınıfta kalması olur. Ertan Hocam'ın bu son verdiği bu, evet. örnekle ilgili şunu da belirteyim. Bu arada da hani CHP ile ilgili öyle bir gelişme olduğunda zannedilmesin ki mesela Halk TV gibi ekranlarda bu konu ben işlenmez, öyle görünmez. Ben bir şey de Yok yok ben onu ayrıca belirteyim ki tam da işlenir. Asla korkulmaz edilmez ya nihayetinde. Söyleyememek kadar garip bir durum olamaz. Ee, Bakan Albayrak'tan sosyal medya üzerinden istifa paylaşımı dersin sadece koyarsın. Bir şey yorum yapma. İşte bunu ancak zaten hayır. saatler sonra koyabildikleri Ama hayır diyorum buydu. Ki bu çok basit. Ben tamam bunu bakın iktidara yakın bazı gazeteci arkadaşlarla konuştum zaten. Hepsi de bunu söylüyor. Talimat mı bu, gelmiş? Yani talimat mı gelmiş korkmuşlar mı? Kendi otokontrollerini. Bu da bir sır mi? değil artık. Nihayetinde hepsinin WhatsApp grupları olduğunu biliyoruz. Ya sonuçta Aralarında şöyle, Aralarında konuşmalar e, olduğunu biliyoruz. Ki, Efendim iletişim Ben ama şeyi söyledim. Yani. Anadolu Bilim. Ajansı'na 9'da Metin, 9'da 5 kala evet. Metin. Gelmiş, ulaşmış Peki Ne zaten. şu acaba Aytuş Bey? Bu olayı gördüğünüz anda o zaman konuşmanız lazım bunun üzerine. Bir cümle evet. veriyorsanız. Tabii biraz düzenlemek Heh. bir ne olduğunu şimdi görmek lazım. o zaman lazım. konuşuyorsanız da bu metindeki at izi etizi nedir? Hak ile batıl nedir? Sonumuz hayır olsun sözcükleri ne demek? Bunları da konuşmak durumunda. E şimdi bakın Kocaeli mitinginde ne dedi Tayyip Erdoğan? Esas meselelerden biri o istifa paylaşımından yaklaşık kaç saat önce Dört gibi. Yani üç saat, üç buçuk saat önce. Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarları örerse kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne velasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Çok mu tesadüf şimdi? O görüşmede bu açıklamadan iki saat önce de evinde geç geliyor Kocaeli mitingine. Biraz daha erken gelmesi gerekirken bir saat geç geldiği söyleniyor iddialardan biri bu. Ne konuşuldu acaba? Mesela şimdi bir tamamlamadan galiba. Şimdi, e, şöyle tamam Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'nde basın özgürlüğünün sorunlu olduğu, başka alanlarda bu sorunların yaşandığı konusunda oturup burada bunun olmadığına dair tespitlerde bulunacak değiliz. Bu sorun var. Bu sorun olduğu aşikar. Ancak şunu ifade etmek istiyorum biraz önce e, net olarak fikrimi ortaya koymak istedim. Bunu bu istifa, bu istifa isabetli midir, değil midir? Sonuçları itibariyle gördüğünüzde Sayın Cumhurbaşkanı her ne kadar teşekkür etse de dedi ki olumlu yansımıştır. Bundan sonra da sürecin olumlu cereyan edeceğini göreceksiniz. Ha, o açıdan değerlendirme yaparsan bunlar kişilerin değiştirilmesiyle ilgili bir düzelme mi olacaktır? Hayır, bu bir zihniyet meselesi, başka bir mesele. Onu konuşabiliriz oturup ama orada iktisadi meselelerden oturup ahkam kesmek benim işim değil. Burada isimlerin not aldığım birçok ekonomist var. Bunların birçoğu bilinmiyor, medyatik olmadıkları halde. Mesela Uğur Gülsesi Uğur ses yani. medyatiktir. Durmuş Yılmaz'ı evet. e, eski merkez, eski bankası, merkez var. bankası ama bankası. Korkut Boratav var, Fatih Özatay var, Yılmaz Akgüz var, Selva Demiralık var, Şantman Hükyan var, Yavuz Ege var. Bunlar kıymetli insan. Bunların da ahkam kesmesi gereken alanlar. Abi biz oturup İlmez. burada, burada, burada oturup biz e, bir, tamam. e, ekonomi üzerine ama bir, bir, bir yerden gitmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde düzelmesi gereken nokta. Şimdi hiç kimse şunu tartmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı baştan beri itibar neydi? Tüm sorumluluk bendedir dedi. Tamam? Yani bunu bakanın tercihidir. Bakan işte dövizi bu hale getirmiştir. Merkez Bankası rezervlerini azaltmış veya eksiye düşürmüştür. Bir kimin sırf Hazine ve Maliye Bakanı üzerinden bu sorumluluğu ona yıkmak suretiyle bu işten çıkamaz. Tamam. Dolayısıyla yani... şimdi olması gereken bakımından e, yola çıkarsak bundan sonrası için Geçmişte olan hatalar tekrarlanacak tamam. mı? Düzelecek mi? Müesseseleşme konusunda, devletin güveni konusunda tüm bunlarda neler yapılabilecek? Mesela şu, şunu da söyleyeyim. Ama Ersan Hocam biraz mi? öbür şeyleri de saklayın Yok, sözlerinizi. Bir tamam. ha. Biraz önce Barış Bey söyledi. Ben fotoğrafsız isimsiz söylüyorum. Bırakın adalet yerini bulsun. isterse kıyamet kopsun. Devamında ister yerli yabancı olsun kim olursa olsun öngörülebilir sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğiyle yakından ilgilidir bu. Hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin bir karar verip de mahkemenin buna uyar mı uymaz mı hı hı. gibi bir tartışmaya girmesi düşünülemez. Hukuk güvenliği vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek tutuklamayı istisnai olarak değerlendiren uygulamalar sağlayacağız. Bunu ben söyleyebilirim. Hı hı. Tamam. Şaşırmazsınız. Dersin ya bu adam çıkıp bunu söylüyor. Ama bunu Sayın Adalet Bakanı söylüyor. Tamam. Özetle. Yani ha, bak bu neyin şu, ilanı diyorsunuz şu, şimdi? Ha, şimdi? Bu neyin eğer, ilanı? Eğer samimiyetse. kadın devamını diğer bölüm şeyleri de saklayın sözünü. Meftun Güner de diyor ki Ersan hocam keşke Adalet Bakanımız olsa ama bu sistemde <laughs> değil demiş. <laughs> Bakın bu e, sistemde. Dedi. Böyle yaptı aman dedi. <laughs> hayır, dedi. Bu sistemde değil demiş. Yani eğer siz bu sistemi sevmiyorsanız, doğru bulmuyorsanız, beğenmiyorsanız izleyicimizin kanaati zaten bu sistemde değil. Daha normal bir sistemde sizin Adalet Bakanı e, olmanız yönünde. Şimdi Barış Pehlivan ve Aytunç Erkin'den bu bölümün işte kalan şeylerinde, de dakikalarında şunu rica ediyorum. Sürekli yeni yeni halkalar ekleniyor tartışmaya. Mesela bu kez Sadık Albayrak faktörü eklendi şeyin babası, Berat Albayrak'ın babası. Bir işte yok efendim istifamı etti partiden etmedi mi ondan sonra daha sonra yaptığı açıklamada o açıklamada siz ne anladınız Barış Pihirvan? Sadık Albayrak'ın yaptığı açıklamada? Şimdi şöyle özetleyeyim ee, hani iddia şuydu Sadık Albayrak yani Berat Albayrak'ın babası yani Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın dünürü de AKP'den istifa etti iddiası ortaya atıldı. Hı hı. Bunun üzerine Sadık Albayrak Akit'in internet sitesine konuştu hayır bu iddialar doğru değildir dedi. Orada şey çok önemli yani dedi ki ben dedi AK Parti'nin ve nuru aynım dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım dedi. Nuru aynım demek göz gözümün nuru anlamına geliyor. Hmm. Ee, onun yanındayım dedi. Hep böyledir dedi. Hep böyle devam edecek dedi. Şimdi ama güzel. Yani, yani güçlü bir destek mesajı Güçlü bir vardı. destek. Ben Hı -hı. hep böyleydi zaten. Recep Tayyip Erdoğan benim için hep böyleydi demeye de getirdi. Ve ben bu davaya ve Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaya devam edeceğim dedi. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Şimdi ama işte biz gazeteciyiz. Ee, maalesef arşiv bizim böyle sürekli zihnimizde bize çakıyor. Diyor ki Hı -hı. yani e, bakın biraz geçmişe bakmak gerekiyor. Şimdi Sadık Albayrak çok önemli bir isim. Ee, Muhafazakar camia için çok çok önemli bir isim. Hani onlar için... Bir dava adamı açıkçası. Hmm. 40 Bak da var Tabi ya. Tabii Yani var. çok önemli, çok önemli mücadele vermiş bir isim muhafazakar camia için. Şimdi biraz geçmişe bakalım. 7 Ocak 1994'e götüreyim sizi mesela. 7 Ocak, 1994. 7 Ocak 1994'te Sadık Albayrak o zamanın Refah Partisi İstanbul Yönetim Kurulu üyesi gibi bir titri var ve Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'nin de önemli isimlerinden, hatta baş yazarı bildiğim kadarıyla. 7 Ocak 1994'te Dönemin Milliyet Gazetesi'nden Ruşen Çakır'a bir röportaj veriyor. O röportajda ne konuşuluyor biliyor musunuz? Refah Partisi'nde yenilikçiler-gelenekçiler kavgası var o sırada. Ve Sadık Albayrak yani Milli Görüş'ün o önemli ismi, Milli Gazete'nin yazarı, Refah Partisi'nin yöneticilerinden birisi gelenekçi tarafta. Ve yenilikçilere ateş püskürüyor. Refah Partisi'ne ve Refah Partisi'nin çizgisine zarar verdiklerini söylüyor. Bunu o röportajda 7 Ocak 1994'te söylüyor. Peki Sadık Albayrak'ın o röportajda ve genel olarak yenilikçileri karşısına kimi karşısına alıyor? Dönemin Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısına alıyor. Hı hı. Şimdi şuraya getireceğim. Sadık Albayrak akite hani Recep Tayyip Erdoğan sürekli ben onun yanındayım, geçmişte de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak deyince açıkçası benim aklıma hep o Refah Partisi'ndeki gelenekçiler ve yenilikçiler arasındaki kavga verecek Recep Tayyip Erdoğan'la Sadık Albayrak'ın karşı karşıya gelmesi geliyor. Bunu da hatırlatmak gerektiğini Peki. inanıyorum. Bu da önemli bir arşiv evet. bilgisi olarak Barış Pehlivan tabii o hareketi iyi bilen bir isim. Şimdi Aytun Çerkin bizim bu önümüzdeki süreçte bu atezi, itizi, hakla, batıl gibi konularla ilgili... Bizim bunları daha iyi anlamamızı sağlayacak herhangi bir veri görme ihtimalimiz var mı yoksa bunlar böyle kaldı bu istifa Barış Pehlivan yazdı. Ve üstüne TV'de mi? yazdı Barış Pehlivan Selman Öğüt mesela işte evet. son verildi. Selman Öüt. Selman Öütü işte onu söyleyelim. Selman Öüt kim? Ee, hangi üniversitedeydi o? Medipol Üniversitesi. Medipol Üniversitesi'nin üniversitesi üniversitesi sahibi? Sayın Fahrettin Kocanın üniversitesi. Selman Öüt kim? Hani biraz önce o ismini zikrettiğimiz bir Hayvan vardı ya pelikan veya yalı. Hı hı. O yalının kurulmasındaki kişinin kardeşi olduğu iddia ediliyor. Evet, hı hı. İdda, iddia ediliyor. Hepsi evet. iddia ediliyor. Hı hı. Evet. Ama e, bir anda salman tüm e, biz işine son verildiğini görüyoruz. Şimdi bu bunlar. Şimdi bakın böyledir bu bu şöyle kendisinin şöyle bir paylaşımı da oldu onu da söyleyelim de hani öyle bir şey olmadı öyle cereyan etmedi ben daha iyi bir yerde işte tekrar şey evet. görev başı yapacağım falan tarzında. Şimdi bakın bu at izi it izle karışmış olayı aslında bir mesaj, çok net bir mesaj. Şu parti içinde herkes birbiriyle asıl ben onu söyledim ya partinin partide de bir sevinen kadro, çok ciddi bir mutlu olan bir kadro var. E, ...isimlerini söylersek şimdi hepsi bağlanmak ister. Hayır biz mutlu olmadık diyecekleri için. E, ama şunu söyleyelim. Sayın Albayrak'ın zaman zaman gruplar halinde milletvekilleriyle yaptığı toplantılar olduğu konuşuluyor. Bu toplantılara katılmayanlar sevinmiştir. Katılmayanlar ve bu katılmadıklarını da Sayın Erdoğan'a söyleyenler. Hı. Biz katılmadık diyenler. Şimdi e, bakın biz de şifreli konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü kritik şeyler. Tabii, Her an tabii. dava yiyebilirsin hmm. diye bilmem de işte tabii. bir troll'ler bir şey yazabilir vesaire diye onlar mı dikkat ediyoruz. O yüzden ben Fakat de sık tekrarlıyorum ee, yani bu iddialar atezi, değil kim kendine söz hakkı evet. düştüğünü düşünüyorsa çok açık evet. bir şekilde katılabilir şimdi, ve şeyini savunabilir. Bakın, tezini savunabilir. Selman Öğüt görevden alınması aslında bu işin doğasında olan bir durum. Eğer bir güç iktidardan giderse ve bunun temeli Biraz önce Sayın Süleyman Soylu bir siyasi hareketten gelme, bir geçmişiyle vesaire gibi değilse mutlaka ve mutlaka domino taşı gibi gelme ihtimali yüksektir. Tak 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 diye arkaya devrilebilir birçok isim ve e, başka bu isimle hareket edenler. Şimdi e, biz burada bu e, açıklamanın sonunda Allah sonumuzu hayır eylesin ne demek yani için Bir şeylerin yapılıyor? kötü gittiği mesajı Şimdi, yok mu Bir dakika burada? ama. 3 gün önce diyorsun ki Hı -hı. harika gidiyor her şey. Hı -hı. Bütün herkes, bütün iş adamlarını toplamıyor musun Hı -hı. sen? İş adamları böyle seni alkışlamıyor mu? Evet. Konuşuyorsun. Müthiş demiyor musun her şeyi? Ekonomi harika. Büyüyoruz. Doları bırakın arkadaşlar diyorsun. Temmuz, Haziran'dan, Ağustos, Temmuz'dan, Eylül, Ağustos'un daha iyi oluyor. Hepsinden daha iyi diyorsun. Hı -hı. TÜİK rakamları çıkıyor ortaya. işsizlik diyorsun vesaire. E, niye o zaman sonu kötü diyorsun? Kötü gidiyor diyorsun bu sefer de. O yüzden hocamın dediği çok doğru. Devlet, e, Selvin Hanım dediği çok doğru. Hesap verin, vermek, işte bu şeffaflık dediğimiz şey buralarda artık ortaya tamam. çıkıyor. Bir araya gidelim. Ersen Hocam'ın şey vurgusu da çok önemliydi orada. Yani nihayetinde e, faiz konusundaki politika sadece Berat Albayrak'ın icraatı olarak görülebilecek bir unsur muydu? O irade sadece onun iradesi miydi tarzındaki vurgusu da önemliydi. Evet. Ersan hocamı izleyicimiz demiş ki parlamenter sistemde adalet bakanı olarak görmek istiyoruz demiş. Evet çok kısa bir ara aranın ardından birlikte olacağız ve ikinci bölümde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu ile de bir bağlantı yapacağız. Diyeceksiniz ki yahu bu gündemin onunla ne alakası var? Birazdan göreceksiniz ne alakası olduğunu.